Balkon çatının altında. Bunun içerisi biraz serin dışarı nazaran. Hemen yanında tarihi uşak evleri. Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Bugün Ulubey'deki dünyanın en büyük ikinci kanyonundayım. Bugün buradan biraz videolar alacağım. Bir videolar aktaracağım. Kısa bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım gezelim görelim biraz. Bir tane ters evi yapmışlar. Şimdi içeriye gireceğiz. Nasıl yapmışlar için çok merak ediyorum ben de. Balkon. Hadi bakalım. Çatının altında. Tamam. Hadi bakalım. Dolaplar ters. Ters monte. Evet, ters monte demiş. Kemal Atatürk'ün fotoğrafı karşımızda düz durmak maksadıyla monte edilmiş. Koltuklar aynı. Her şey aynı. Burada geç karşıma. Geç karşıma. Tamam bekle. Bekle bakacağız. Bakacağız. Yatak odası da ters gidilmiş. Her şey ters olmuş. Annemin odası geldi. Evet. Gel kafamıza düşecek. Kaç kaç. Bak bak bak. Banyo ters olmuş. Her şey buzdolabı. Çamaşır makinesi her şey ters olmuş. Burada aynı. Bu şekilde. Tuvalet aynı. Pas pas. Pas pas aynı. Işıklandırma aynı. Dokunma hiçbir şeye. Çocuk odası ters olmuş. Çocuklar yukarıda oynamışlar. Gördün mü? Buzdolabı aynı. Mutfak. Masa. Hadi bakalım şimdi karşıya gideceğiz. Karşıda bir de kanyonu izleyelim. Kanyona bakalım. Evet arkadaşlar kanyona geldik. Kanyon en güzel, en yüksek yerine götürüyorum. Gel, gel. Şey olmaz babacığım, gel. Gel. Can kızım hocam, gel. Gel. Ha? 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 Gençler. Kısmına başladım ben. Kısmına başladım. Aşağıda. Kanyonun büyüklüğü. Kanyonun yüksekliği. Acayip güzel ya. Çok güzel. Biraz daha çevirelim. Biraz daha yürü Efe'de. Yürü kızım. Yürü babacığım. Az daha yürü. Yürü yürü. Tamam bekle orada. Güzelleri akıyor. Akarsu. Evet. Akarsu da çok güzel akıyor ya. Ulubey kanyonu arkadaşlar dünyanın en büyük ikinci kanyonu. İşte kanyon 12 metre uzunluğu, 14 metre genişliği, 135 metre kare alanı ile gemi güvertesi şeklinde tasarlanmış dünyanın en büyük cam seyir terasıdır. Yani şuradan bahsedeceğim.
kamyon sistemlerinin derinliği jeotektonik hareketler ile büyük Menderes Krabi'nin çökmesiyle bağlantılıdır. 10-30 ve 50-55 metre seviyelerinde en az 3 teras oluşumu görülür. Bu şekilde arkadaşlar. Başka teraslar var. Arkadaşlar görüntü çok çok yüksek. Şu anda belki 600-700 metre yüksekliği vardır, yani park vardır. Ne kadar yüksekliği var onu merak ediyorum. Kanyonun yanında bir tane kıl çadırı koymuşlar. Kıl çadırı eski Türklerin kullandığı kıl çadırlardan. Bu şekilde kılıçlar falan. Kıl çadırın içerisi biraz serin dışarı nazaran. Şöyle hediyelik eşyalar, evler falan koymuşlar. Yine burada da aynı hediyelik eşyalar var. Kumbaralar falan var. Şöyle eski Atatürk zamanında kalma evin şekilleri falan var. Bir sürü hediyelik eşyalar. Geçen yıl geldiğimde fotoğraf çekilmiştim. İçerisi fotoğraflıktı. Bu yıl biraz daha müze tarzı koymuşlar. Şurada müzelik. Yine eski Türklerin giydiği savaşçı elbiseleri, deri ceketler falan var. Vadisi var falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bütün her şey tarihi şeylerle süslenmiş. Yine aynı şekilde ok, kılıçla, baltayla savaşçıların kullandığı eşyalarla doldurulmuş. Şimdi kılıç çadırından sonra dışarıda eski Cumhuriyet'ten kalma evlere, eve bakacağız, onu ziyaret edeceğiz. Hemen yanında tarihi uşak evleri. Şurada yine fotoğraf çekmek. Yine Ulubey Uşak eski tarihi tren yolu istasyonu. Hemen onun yanında Blandus antik kentinin fotoğrafı var. Fotoğraf çekmek için kıl çadırın gidiş görüntüsü böyle. İşte böyle. Eski Türklerin kullandığı kıl çadırlar, işte bunlar Yörüklerin kullandığı. Neyse bakalım, hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci seyir terasına geldim. İkinci seyir terasında şöyle fotoğraflık kalpten, demirden bir bank yapmışlar, oturma bankı. İkinci seyir terası nasıl? Altından formalarla. Hemen önünde fazla yükseklik yok. Bu şekilde biraz önceki gittiğimiz seyir terası şurasıydı. Altı boşluk. Uçurum altı. Çok tehlikeli bir şey ya. Bakımı umarım hani sürekli yapılıyordur. Bakım yapılmıyorsa vahim bir durum olabilir yani, çok yüksek. Bu şekilde arkadaşlar. Aşağı inmek istiyorum da. Biraz belki şeyim olursa biraz aşağıya inmeyi düşünüyorum. Derenin olduğu yere. Şu seyir terası da arkadaşlar şu yukarısı. Oraya çıkacağım. En az video çekmeyi düşünmüyorum. Şimdilik Ulubey Kanyonu'ndan aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım görüşmek üzere. Beğendiğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve paylaşmayı, takip etmeyi unutmayın.